Merhaba arkadaşlar, sizlere ilk 5 ünite 2018-2019 eğitim öğretim yılında yayınlanan LGS İngilizce örnek sorularından ilk 5 üniteyi kapsayan bir test çözeceğim. Burada bir kartvizit var. Happy Friendship Day. A best friend backs you up. Backup ne demek? Destekler, sahip çıkar, arka çıkar. Gets on well with. Bu çok çıkıyor bakın. Get on well with, iyi geçinmek demek. İyi bir arkadaş, en iyi arkadaş ne yapar? Size destek çıkar, sahip çıkar. Gets on well with you, seninle iyi geçinir. And loves you all the time ve seni daima sever. We are organizing a meeting for Friendship Day. Bu arkadaşlık günü için bir toplantı düzenliyoruz, organize ediyoruz. It's very exciting. Exciting ne demek? Heyecan verici. Because, niye heyecan verici? Çünkü friends will be together. Arkadaşlar birlikte olacaklar. We will have a lot of fun. Çok eğleneceğiz. Join us. Bize katıl. For more information, daha fazla bilgi için Sophia Bentley'i arayın. Matematik öğretmeni. Future Schools. Tuesday, Salı günü 30 Temmuz'da saat 5'ten akşam 8'e kadar. Evet, bakalım şimdi birinci sorumuza. Classmates, sınıf arkadaşları come together, bir araya geliyorlar. Ne zaman? On July 30. 30 Temmuz'da bir araya geliyorlar. Niye geliyorlar? Çünkü bazıları aktiviteleri seviyor. Hangi aktiviteleri? Because they like playing games together. Birlikte oyun oynayacaklar. Hiç parçamızda oyundan falan bahsetmiyor. Their teachers want to organize a party. Öğretmenleri bir parti organize etmek istiyor. Öğretmenlerin parti organize etmek istediğinden bahsetmedi. There is an organization on Friendship Day. Evet, yani arkadaşlık günü için bir organizasyon günü olduğundan dolayı sınıf arkadaşları bir araya geliyor. Yani birinci sorunun cevabı D şıkkı olacak. According to the saying on the card, your best friend can count on. Count on ne demek? Güvenmek demek. En iyi arkadaşın sana güvenir çünkü, evet. You always support him or her. Yani onu daima, bakın burada backup neydi? Desteklemek demekti. Arka çıkmak, sahip çıkmak demekti. En iyi arkadaşın sana güvenebilir çünkü iyi bir şey söyleyeceksiniz. You always support him or her. Daima onu desteklediğin için bu olabilir. You can organize a meeting together. Birlikte parti organize, bir toplantı organize edebilirsiniz. Bu olmadı. You have a lot of fun with your teachers. Öğretmenlerinle çok eğlenebilirsin. Öğretmenler katılacak diye bir şey söylememişti. Your friends come together on Friendship Day. Arkadaşın sana güvenebilir çünkü dostluk gününde arkadaşlarına bir araya gelebilirsin. Anlamsız oldu. İkinci sorumuzun cevabı da Ankara olacak. Evet. Başka bir kartvizit var burada. Class of 2019. We are leaving school. Okuldan ayrılıyoruz. And organizing a great event. Harika bir parti yapıyoruz. We hope to see you, all of you there. Hepinizi orada görmeyi umut ediyoruz. There is food, yiyecek var, müzik var, dans var. And lots of fun ve çok fazla da eğlence var. Ne zamanmış? 7 Temmuz, pazar günü saat akşam 9'dan gece 11'e kadar. Location dediği nerede yapılacak? Bristol'daki City Otel'de yapacak. Kontak kuracağımız, temas kuracağımız kişi Jack Smith e-mailini vermiş. Bilet fiyatı ise kişi başı 25 dolar. Evet. Complete the sentence. Cümleyi tamamla. The invitation card, bu davetiye kartı ne için? Okuldaki öğlen yemeği için mi? Hayır. Doğum günü partisi mi? Hayır. Graduation party mi? Evet. Mezuniyet partisi. Nereden anladık? We are leaving school diyor çünkü burada okuldan ayrılıyoruz diyor. Online exhibition'da online sergi. Bu da değil. The event will be, olay ne zaman olacak? Bakalım.
Şimdi burada ne diyordu? 7 Temmuz pazar günü diyordu. In the afternoon, hayır. At the weekend, evet. At the weekend, hafta sonu olacak. İki öğrenci için 25 dolar, hayır. Bir öğrenci, bir kişi için 25 dolar. Okul bahçesinde mi olacak? Hayır, City Otel'de olacak. Dördüncü sorumuzun cevabı da Bursa olacak. Evet gençler, devam ediyoruz. If students want to ask for more information, eğer öğrenciler daha fazla bilgi için bilgi öğrenmek istiyorlarsa ne yapmalılar? Ne yapmalılar? Bakalım, burada contact person'da Jack Smith vardı. Jack Smith'in sadece e-mail'i var. Bakalım. Evet. Şimdi telefonla arayabiliyor mu? Telefon numarası yok. 7 Temmuz'da Jack'le buluşabiliyor mu? Bahsetmemiş. Jack'i otelde ziyaret et. Bu da yok. Send an email to Jack. Evet, e-mail gönderebiliyoruz sadece Jack'e. Doğru cevabımız Denizli olacak. Evet, şimdi de bir okuma parçası. Burada Mark Twain ve Nikola Tesla var. Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? Mark Twain ve Nikola Tesla'yı tanıyor musun? I'm sure, eminim, you do, tanıyorsundur. Mark Twain 1835'te doğmuş, 1910'da ölmüş, 75 yıllık bir ömrü olmuş. Wrote many books, birçok kitap yazmış Mark Twain, bir yazar. Nikola Tesla 1856'da doğmuş, 1943 yılında ölmüş. Was a famous scientist, ünlü bir bilim adamıydı. They met in New York in 1880s, 1880'li yıllarda New York'ta buluştular. They spent a lot of time together. Birlikte çok fazla vakit geçirdiler. And they shared, paylaştılar. A lot of ideas, çok fazla fikir paylaştılar. When they were in different countries, farklı ülkelerdeyken, onlar farklı ülkelerdeyken, they wrote letters to each other. Birbirlerine mektup yazdılar. Niye yazdılar? To keep in touch, iletişim halinde kalmak için. Tesla loved Twain's books. Tesla, Twain'in kitaplarını seviyordu. And Twain respected. Respect ne demek? Saygı duymak demek. Twain de Tesla'nın scientific work, yani bilimsel çalışmalarına saygı duyuyordu. Tesla invited Twain. Invite ne demek? Davet etmek demek. Tesla Twain'i laboratuvarına davet etti. For a special day. Özel bir günde. Ne zaman? When he conducted an important experiment. Experiment ne demek? Deney demek. Conduct an experiment, deney yapmak demek. Önemli bir deney yaptığı özel bir günde Tesla Twain'i laboratuvarına davet etti. Evet, bakalım şimdi sorulara. We can understand from the text, parçadan anlayabiliriz ki Mark Twain and Nikola Tesla. Mark Twain ve Nikola Tesla aynı işe mi sahipti? Hayır. Birisi kitap yazıyordu. Mark Twain, Tesla ise famous bir scientist. Yani biri kitap yazıyor. Diğeri de ünlü bir bilim adamı. Demek ki aynı mesleğe sahip değiller. Were good friends, iyi arkadaşlardı. Evet. They spent a lot of time together. Birlikte çok vakit geçirdiler. And they shared a lot of ideas. Çok fazla fikir paylaştılar. O zaman they are good friends diyebiliriz. They were good friends diyebiliriz. They usually argued, sıklıkla tartışırlardı. Parçada bahsetmemiş. Rarely met, nadiren buluşuyorlarmış. Bu da değil. Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, the researcher Professor Barclay, araştırmacı Profesör Barclay, conduct neydi az önce? Yapmak, düzenlemek. Conduct research, araştırma yapmış. Neyle ilgili yapmış? About teenagers. Yani gençlerle araştırma yapmış. His last research, onun son araştırması was about teenagers' daily routines. Gençlerin günlük rutinleri, yani gündelik yaptığı işlerle alakalı. He compared, compare ne demek? Kıyaslamış. Neyi kıyaslamış? Young people in England and Kore. İngiltere ve Kore'deki genç insanları kıyaslamış.
asked young people about their habits. Genç insanlara alışkanlıkları hakkında sorular sormuş. He gave them a questionnaire about their routines. Onların gündelik işleri hakkında bir questionnaire, bir anket vermiş. Here are some results of his study from the questionnaire that he gave to the teenagers. Yani gençlere verdiği anketten gelen çalışmanın bazı sonuçları işte diyor. Evet, bakalım. Which sentence can be correct according to the research results? Araştırma sonuçlarına göre hangi cümle doğru olabilir? Evet, bakalım. Korean teens are more interested in sports than English teens are. Koreli gençler İngiliz gençlere kıyaslandığında daha fazla spora ilgi duyuyor. Bakalım. Şimdi spora ilgi daha çok duyuyor mu? Bakalım. Duyuyor mu? Hayır, duymuyor. Çünkü spor ikisi de, bakın, spor sarı ile işaretlenmiş. İkisinde de iki tane var. Demek ki aynı oranda. Korean spends less time studying than English teens. Yani Koreliler İngilizli gençlere nazaran daha az ders çalışıyorlar. Ders çalışmaya bakalım. Şimdi maviler herhalde. Yok, maviler mi yoksa pembeler mi? Ha, bu tabii ki. Şimdi Koreliler 5 tane, İngilizler 2 tane. Demek ki doğru değil. Koreliler daha çok ders çalışıyorlar. Çünkü burada bakın tarih, Türkçe, biyoloji falan var. Coğrafi, matematik. Bu da değil. English teens' favorite activity is going online. İngiliz gençlerinin en sevdiği aktivite internette online olmak. Bakalım doğru mu? Evet, burada İngiliz gençleri görüyoruz. Mavi ile işaretlenmiş olan internette online olmak. 6 kişi. %60'ı yani. Bu doğru. En sevdiği aktivite online olmak. O zaman C şıkkımız doğru. English teens prefer artistic activities. İngiliz gençleri artistik aktiviteleri seviyor. Hiç vallahi seven yokmuş. Bakın Korelilerde bir tane var yine. Evet. Which cannot be one of the questions in the questionnaire. Aşağıdakilerden diyor hangisi bir ankette soru olamaz. What do you do on the weekends? Hafta sonları ne yaparsın? Hafta sonu şu aktivitelerden herhangi birini yapabilir. Bu soru olabilir. Why do you like going to movies? Sinemaya gitmekten neden hoşlanırsın? Bu olabilir mi? Bunun cevabı burada yok. O zaman doğru cevap bu. What's your favorite free time activity? Senin en sevdiğin boş vakit aktivitesi nedir? Bunlardan herhangi birini söyleyebilir. Which activities do you do on the internet? İnternette ne tür aktiviteler yaparsın? Orada da cevabı var. Evet, geldik sonraki soruya. I'm Jack. Bakın Jack ile Carlos arasında bir diyalog var. Şöyle yapalım. I'm Jack from Radio News. Ben Radio News'ten Jack. We are with Carlos from Brazil. Evet, Brezilya'dan Carlos'la birlikteyiz. What does a traditional breakfast? Traditional breakfast, geleneksel kahvaltı diyor. Brezilya'daki Brezilyalıların geleneksel kahvaltısı include ne içeriyor? Carlos diye soruyor. Well, diyor ki ekmek, meyve ve birazcık süt. Oh, sounds healthy. Kulağa çok sağlıklı geliyor. Peki, bir şey soracak. Daha sonra Japanese food, especially sushi. Yani Japon yiyeceği, özellikle de sushi dedi. Bakalım.
Which question does not Jack ask Carlos? Hangi soruyu soramaz? Peki, what's your favorite food? Senin en sevdiğin yiyecek hangisi? O da ne der? Is Japanese food, especially sushi der. Peki, twice a week, haftada iki kez dediğine göre ne sıklıkta yersin falan mı der? How often do you eat Japanese food? Ne sıklıkta Japon yemekleri yersin? O da ne der? Twice a week, haftada iki kez. And one last question, ve son bir soru. Not me, ben değil kesinlikle. It's my sister, benim kız kardeşim. O zaman, who cooks well in your family? Ailende en güzel yemeği kim yapar? O da diyor ki, ben değil kesinlikle, kız kardeşim. Peki, hangi soruyu sormaz? Why do Japanese people like sushi? Yani Japonlar neden sushi sevmezler? Doğru cevabımız bu olacak. Daha doğrusu bu soruyu soramaz. Evet, Tony and Julie are school friends. Tony ve Julie okul arkadaşları. They have similar, aynı ve farklı ilgi ve sorumlulukları var onların. The table below, aşağıdaki tablo shows, gösteriyor. How they spend their free time. Boş vakitlerini nasıl geçirdiklerini and the activities they enjoy doing ve hoşlandıkları, yapmaktan hoşlandıkları aktiviteleri gösteriyor. Evet, mavi olan Julia, turuncu olan ise Tony. Evet, Julia doing chores, ev işi yapmaktan hoşlanıyor. Tony daha az hoşlanıyor. Tony ev ödevi yapmayı seviyor Julia'ya nazaran. Arkadaşlık konusunda Julie çok arkadaşlarıyla birlikte, Tony biraz daha az. Aile işleri, Julia daha çok ailesiyle ve internet, Tony internetle, işi gücü internetle, sizlerin de öyle sanırım. Ama Julia hiç internette değil, spor ise eşit. Bakalım. Which of the following is not correct according to the information? Yani aşağıdaki bilgiye göre, yani bilgiye göre hangisi doğru değildir? Both Tony and Julia, hem Tony hem Julia fiziksel egzersizi seviyor. Bakın, doing sports, ikisi de aynı. O zaman bu doğru. They spent same amount of time helping housework. Yani ev işlerine yardım etmede aynı oranda dedi. Acaba aynı oranda mı? Bakalım. Aynı oranda değil. O zaman B şıkkı doğru değil. Julia spends more time with her friends than Tony. Julia arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçiriyor mu? Evet, geçiriyor. Tony enjoys spending time online most. Bu da... İşi gücü, bakın, Tony'nin internette dolaşmak. O zaman hangisi olacak? B seçeneği doğru değil.